Bu hobi bizde çok eskiye dayanıyor. Babamızdan babalarımız eski İstanbul taksicileri, babam, amcam. Onlardan tabii aynı zamanda onlarda da bu arabalar o zaman yani acanteleri yeni halleriyle olduğu için taksi olarak çalışıyorlardı. O arabalara merakımız buradan başladı. Babalarımızdan işte küçükken başladık onların işte temizliği öğrenmeye, onu öğrenmeye. İşte efendim bir gün kaputunu açıp orasını burasını tekerini tamirini. Böyle bu işler böyle başladı. Tabii bilgimiz de olduğu için, altyapımız da olduğu için ondan sonra ilerideki zamanlarda bu arabalara kendimiz de artık belli bir yaşa geldikten sonra bu arabaları almaya başladık. Şu yaşıma kadar bu arabalar hayatımdan hiç eksik olmadı. Sürekli ama yani eski klasik arabalar hep hayatımızda, halen de hayatımda da var. Aynı zamanda restorasyon işiyle uğraşıyorum. Tabii bu iş hobiden şeye döndü, profesyonel araba toplama işine döndü. Bu işi tabii hem hobi amaçlı hem de ticari amaçlı yaptığım için araba pek maaşı bende kalmıyor. Bir yıl, bir buçuk yıl en asgari araba satılıyor. Satıyorum yani onun yerine bir başka bir tane daha. Ben daha çok alıp garaja çekip onunla senelerce yaşamaktansa devamlı üretken olmayı yani devamlı bir arabayı daha kurtarayım ben onun çabasındayım. Yani nerede bir haber alıyorum mesela Sivas'tan gittim bir 55 Chevrolet aldım. Hiç daha garajdan çıkmamış yaşlı bir amcadan gittim onu aldım getirdim orijinal araba daha. 96 bin kilometrede 55 Chevrolet yani düşünebiliyor musun? Bugün güncel bir araba işte 150 binlerde 200 binlerde 96 binde ama çok orijinal bir arabaydı. İşte alıp onu topladım, onu yaptım. 3-4 araba önce de sevgili Rasim abimizin, rahmetli Rasim abimizin, Rasim Üstekin'in 72 model Chevrolet'i aynı zamanda. Onu aldık, onu topladık Rasim abiyle. Rasim abinin işte kendi zevkine, kendi keyfine göre arabasının rengini değiştirdik. Çok çok da güzel oldu, arabası da güzeldi. Kullandı, biraz kullandı ama tabii... ömrü itibariyle pek fazla olamadı ama arabası halen daha şu an kendiliğinde şoföründe duruyor arabası. O araba da çok güzel bir arabaydı. Saklanacak arabalardan, nadide arabalardan bir tanesi. Restorasyon bu arabaların aşağı yukarı bir sene bir kere kesin sürüyor. Yani 8 ayda da çıkıyor. Ben bu arabayı 6 ayda çıkardım. Fakat arabanın durumuna göre yani bir araba olur çok çok çürük olur ondan bir sene uğraşırsınız. Ama çok az böyle aparatif olarak yani lokal yerlerinde bir çürüğü olur bir şey olur. O araba daha erken çıkıyor. Yani aşama aşama kaportacı aşaması, boyacı aşaması. Ondan sonra camcı, döşemeci işte yani aksesuar kısımlarına, nikelajları, aksamı takılma. Bu gibi söyle ama dediğim gibi yani 8 ay bir seneden önce bir araba çıkmıyor. Yani şey bir iş, zor bir iş. Yani normal bir serviste bu arabanın bakımını yaptıramazsınız. Söktüremezsiniz. Zaten sökseler de bir şeyini anlamazlar, yapamazlar. Fiyat olarak toplama nereden baksanız yani güzel bir şey yapayım derseniz 250-300 bin liradan aşağı çıkmıyor bir araba. Parçalar da getirirseniz. Ama tabii modeline göre mesela bir Mustang yaparsınız işte atıyorum Mustang'in parçası veyahut da Shelby yaparsınız şey yaparsınız onların parçaları yani daha parçası pahalı olan araba maliyet yükseliyor yani. 600 bin de harcarsınız, 800 bin de harcarsınız. Arabanın değerine göre bu rakam çıkıyor yukarı.